Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aydınlara sarayda verdiği davet sona erdi. O davete katılan isimlerden biri Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Fuat Keyman. Şu anda Habertürk muhabiri Aysun Torun'un yanında. Ankara'ya dönüyor ve sözü Aysun ve Sayın Keyman'a bırakıyoruz. Beklenenden de uzun sürdü. 3 saatlik bir yemekti. Cumhurbaşkanlığı sarayında Cumhurbaşkanlığı sofrasında Erdoğan akademisyenlerle buluştu. O sofradaki isimlerden biri yanımızda. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fuat Keyman. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Hemen yemeğin nasıl geçtiğini sorayım size. Nasıl bir çerçevede gerçekleşti? İstişare gibi miydi? Neler konuştunuz? Ufak bir grupla olan bir yemekti. Sizin de söylediğiniz gibi 3 küsür saat sürdü, bir de başladı. Yuvarlak bir masada, ufak bir grupta Cumhurbaşkanımız İbrahim Kalın Beyefendi, Binali Bey ve köşte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan buradan birkaç kişi artı birkaç tane akademisyen Cumhurbaşkanımızın deyimiyle mütefekkir diyor, aydın değil, öyle bir kişi vardı. Ağırlıklı olarak özellikle Fransa olayından sonra dünya, Türkiye'nin ne yapması, ama aynı zamanda herkes kendi alanında belli sorunlara işaret etti. Örneğin YÖK eğitim sistemi, iyi öğrenci yetiştirmek, Türkiye'deki eğitim sisteminin belli sorunları, biraz dış politika, iç politika, yani bugünün dünyası, bölgesi ve Türkiye'si, ama aynı zamanda yani eğitimden kente kadar belli soruları tartışıldı. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmak istediği toplantıların ilki oldu. Bunun devam edeceği söylendi. Başka gruplarla da olabilir, ama bu ilk toplantıydı. Biraz sarayla ilgili de bilgi verildi. Yapılacak kültür sarayı, halka açık bir kütüphane, 4 milyon kitaplık, halka açık yine bir cami. O yüzden de örneğin manşet olabilir nitelikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan sonra buranın isminin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olabileceği söylendi. Çünkü sadece Cumhurbaşkanı ifadesi. Evet, sadece Cumhurbaşkanı oturduğu bir yer değil, aynı zamanda konferans salonlarıyla düşünce kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, Türkiye'deki farklı kesimlerdeki örgütlerin çalışabileceği bir çalışma alanı, bir cami, yani bir böyle bir bütünlüklü bir alan, bir külliye olarak tanımlıyor. Ve bu anlamda da Türkiye'nin, onun da altını çizdim, hem bir taraftan gücünü gösteren, onurlu, ama aynı zamanda halkla da bütünleşmiş, alçak gönüllülük, yani onurlu alçak gönüllülüğün kesiştiği bir mekan olarak buraya görüyor. Şunu sorayım, Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hassasiyet gösterdiği iki konu var özellikle ve herkesinden de hassasiyet beklediği: çözüm süreci ve paralel yapıyla mücadele. Bu konular gündeme geldi mi? Bu konuda sizlerden beklentileri var mıydı? Çözüm süreci, örneğin ben çözüm sürecinde akil insan olarak çalıştım, ama çözüm süreci hiç konuşulmadı. Esas konuşulan, örneğin bu bağlamda bence çok önemli söylemiş olduğu, Türkiye, Müslüman dünya üzerinde bir oyun oynanıyor. Fransa bunun bir göstergesiydi. Bu olay geliyorum diyordu. Yani bir anda herkesi hayrete düşürecek şekilde değil, geliyorum diyen bir olaydı. Bu olayın gelişiminde Türkiye'de de bu olay bir şekilde oynanmak isteniyor ve örneğin DAEŞ'i de esasında Müslüman dünya üzerinde oynanan bu oyunun bir parçası olarak görüyor. O yüzden de bence 7 Ocak süreci diyebiliriz, 7 Ocak teröründen sonra bu önemli bir saptamaydı. Örneğin iki tane kardeşin öldürülmesinin onlardan gelebilecek istihbarat türü bilgileri ortadan kaldırdığı, Paris'in göbeğinde olduğu, bu insanların niye gözlenmediği, yani bir istihbarat zaafı da orada görüyor. Ama daha önemlisi bence bu 7 Ocağı son dönemlerde Müslüman dünyada oynanan ve bu dedi Türkiye üzerinden de oynanmak istiyor. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'na olan saldırı, Sultanahmet'teki saldırı, DAEŞ, IŞİD ve sınırda olan olay, bunların hepsi esasında ve Türkiye ile terörü birleştirme, bunlardan çok rahatsız olduğunu söyledi. Bu bence önemli, bu konu üzerinde tartışıldı. Fransa'daki saldırı ile Türkiye'deki saldırıların ilişkisi
ilişkili olduğunu. Tabii ilişkili olduğunu ve bunun büyük bir oyunun bir parçası olduğunu, Fransa'daki olayın biraz evvel söylediğim gibi geliyorum diyen bir olay olduğu ve bu olayı gerçekleştirilen öldürülmesinin de esası bir anlamda tırnak içinde başarısızlık da olabileceği, çünkü o insanlardan bilgi almanın da ortadan kaldırıldığını. Yani tam bir komplo teorisi değil ama hepimizin son dönemlerde çok endişeyle izlemiş olduğumuz IŞİD olayıyla başlayan, Türkiye'de de belli noktalarda tek tek olmaya başlayan ve Fransa'da en büyüğü olan bu terör olayının ve onunla birlikte olan İslamofobiyanın canlanması, Avrupa'da camilere eş zamanlı olarak yapılan saldırılar bugünkü toplantının bence en önemli odak noktası ve fikir alışverişinin yapıldığı odak noktası buydu. Ve burada Türkiye'nin neler yapabileceği, Türkiye'nin nerede olduğu, tabii orada da kendisi 17-25 Aralık sürecinden bugüne kadar olan sürecin çok hassas, onun altı çizildi ama önemli olan esasında bu İslamofobiyaya, IŞİD'e ve bu terör olaylarına karşı Türkiye'nin yapması gerektiği de biraz konuşuldu. Tabii bunlar konuşulurken arada biraz daha söylediğim gibi tabii Türkiye yumuşak bir güç olduğu için, Müslüman dünya ile Batı'yı birleştiren bir noktada olduğu için eğitimli insan, dil bilen insan, o anlamda eğitim yok. Bu tür eğitim, bizde der akademisyenler de olduğumuz için aynı zamanda yok ve eğitim gibi alanlarda da konuşmalar yapıldı. Çok dolu 3 saatti ama Cumhurbaşkanı esasında bu sarayı da biraz Türkiye'nin bu yumuşak gücünün, Türkiye'nin bu dünyadaki varlığının bir simgesi olarak görüyor ve o anlamda bir bütünsellik içinde herhalde bu inşaatlara devam ediyor. Bunun sonucunda bir külliye ortaya çıkacak ve orada da benim mesela önemsediğim, ilk başta çok konuşulduğu zaman dikkat etmiştim ama üzerine gitmemiştim, muhtarlarla olan toplantı bu. Şunu söyledi, Türkiye'de 50 bin tane muhtar var. Muhtarlarla sürekli olarak toplanılacak ve ilk bu alanda bu yapılacak olan konferans salonlarından biri kullanılacak. Çünkü her birinde 2000 muhtar olsa bir sürü toplantı olacak. O da şunu gösteriyor, yani Cumhurbaşkanlığı ile halkın direkt ilişkili olduğu muhtarlar arasında bundan sonra çok daha fazla ilişki kurulacağı görüyor. Yani burası biraz Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı gibi çok aktif, direkt toplumun her kesimiyle ilişkili bir köşk ya da bir mekan olmanın ötesinde bir bütün aktivite merkezi gibi bir noktaya gelecek gibi. Son olarak şunu da sorayım, çok kısa alayım. Her gelen konağa burada bir saray turu yaptırılıyor, sizler için de oldu mu efendim? Gezdiniz mi? Yok, kendisi açıkladı. Biz belli bir kısmını gördük. Yani yemek yediğimiz yer, girdiğimiz yer, Üçnoğlu kapıdan girdik ama sarayla ilgili bilgiler verildi. Çünkü biliyorsunuz bu tartışılan noktalardan bir tanesi ama bence bugünkü toplantının en önemli noktası Fransa'daki terörden sonra Türkiye'nin konumu, Türkiye'nin yapmak istedikleri ve bu bağlamda söylenenlerdi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fuat Keyman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanlığı sofrasındaki isimlerden biriydi. Neler konuşulduğunu aktardı. Şimdilik sözü.